Evet başkanım, çok teşekkür ediyorum. Değerli başkanımız şahsında bütün heyete saygı sunuyorum. Şimdi Cevdet Bakan'ın ak yaklaşımı ifade eden efendim bir fotoğraf koydu. Hata yaparsak hatamızı mutlaka ama mutlaka dile getiririz ve yeri geldiğinde o hatadan geri döneriz. Bu bize ait bir hususiyet, bir hassasiyet. Keşke bu hassasiyet her tarafta olsa, karşı tarafta da olsa. Bugüne kadar hiç olmadı. Değerli başkanım, ben konuşmaya başlamadan önce bir tespitimi sizinle paylaşmak istiyorum. Dün burada bir konuşma yaptım ben. Konuşmanın tamamı 13 sayfalık bir tutanakta kayda geçmiş. 13 sayfanın 4 sayfasında ben konuşmuşum. 9 sayfanın tamamı karşı tarafın laf atmasıyla geçmiş. Yani onların demokrasiye bakışları bu, demokrasi anlayışları bu. Ellerine fırsat geçerse, samimi söylüyorum ki söz hakkı tanımazlar. Ben her zaman şunu söyledim, hep altını çizdim. Biz nereyle mukayese yapacağız kardeşim? Sizi nereye göre tarif edeceğiz? Muhalefeti nereye göre tanımlayacağız, konuşlandıracağız? Şu anda nerede yetkinsiniz? Ona göre konuşlandıracağız. Bakın belediyelerde, belediye meclislerin yönetilme tarzı var, şekli var. Hiçbirinde demokrasinin kırıntısı yok. İnsanlara söz hakkı tanınmıyor. Bu şu anlama gelmesin. Biz oraya bakalım, biz de onu yapalım. Biz zaten yapmayız. Bizim meşrebimize uygun değil. Bugüne kadar hiç yapmadık ki. Çok şükür. Ve biz şu anda Sayın Mustafa Şentop başkanımızla iftihar ediyoruz. O münevver kimliğiyle, özellikle yurt dışında onu çok daha iyi görüyoruz. O temsil kabiliyetiyle ve yaptıklarıyla, hizmetleriyle yüz akı bir isim içimizden çıkmış. Dolayısıyla burada hakkı, adaleti bir kenara koyup üzerine abanmak, samimi söylüyorum ki size de bir şey kazandırmaz. Kimliğinizden ancak aşındırma olur. Budur. Değerli başkanım, teşekkür ediyorum. Hakikaten yaptıklarınıza minnettarız. Teknolojik altyapıda yapılan çalışmalar milletvekillerimiz tarafından takdirle karşılanıyor. Bu sadece bizden değil, muhalefetten de öyle. Çok sayıda arkadaşımızla konuştuğumuzda minnettarlıklarını dile getiriyorlar. Efendim, milletvekili hizmetlerinde çok güzel işler yapılıyor. Ahmet Bey burada kardeşim, çok minnettarız. Genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, çalışanların tamamı çok çelebice, çok ince tavırlarıyla milletvekillerine çok böyle hulusi kalb ile yaklaşıyorlar. Onlara minnettarız, sağ olsunlar. Ancak bu her şey mütekamil, her şey tamam anlamına gelmiyor. Ara ara bizim de müşteki olduğumuz hususlar oluyor. Bunları da aktarıyoruz. Bakın ben mesela bu kabilden bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum ki bu olur mu değerli başkanım ama hakikaten bence hayati önemli. Bir yönüyle gazeteci olduğum için gazeteci kardeşlerimin de hassasiyetini biliyorum. Onların talebidir bu. Basın toplantılarında keşke mümkün olsa stenograflar orada da kayıt altına alsalar orada yapılan konuşmaları ve gazeteci kardeşlerimiz de ondan istifade edebilseler. Bu mümkün müdür? Bu böyle bir talep var. Bunu ben de hususen burada böyle dillendiriyorum değerli başkanım. Ve tabii burada çok sayıda milletvekili vazife yaptı. Eski milletvekili tarifi içerisinde şimdi onları dillendiriyoruz. Benim milletvekili olmamdan sonra Erzurum'dan Darıbeka'ya uğurladığımız milletvekillerimiz var. Çok yüz akı bir sima, Rıfkı Danışman bunların başındaydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Muhyiddin Aksak Bey vardı ki burada birçok insan belki onunla beraber aynı dönemde milletvekilliği yaptı. Çok özel bir simaydı, onu kaybettik. Necati Güllülü Bey vardı. Biz ağabeyi diye tarif ediyorduk, onu kaybettik. Ve iki gün önce de Şinasi Yavuz diye bir ağabeyimiz, bir büyüğümüzü kaybettik. Onları rahmetle, minnetle anıyorum. Hizmet ettiler, gayret koydular. Onları ad ederek arkadaşlar, meclis başkanlığımızdan özellikle önceki dönem milletvekillerinin taleplerine dönük bir efendim müspet yaklaşım beklediğimizi hususen burada kayıt altına alıyorum. Nedir o? Onların hayatını kolaylaştırmak efendim, onlara çok konformist bir zemin hazırlamak değildir. İhtiyaçları olan bir takım şeyler var ki burada çok insan bir müddet sonra herkes o sınıfa geçecek. Öyleyse şimdiden onların hakkı adına burada böyle bir kayıt düşüyorum. Tafsilata da girmiyorum.
Çünkü tafsilata girdiğimizde şundan da endişe ediyoruz değerli başkanım. Burada milletvekili insanlar çıkıp ardından sanki böyle efendim enfüsi, nefsi şeyler istiyormuşuz gibi kendi cenahlarına bir gönderme yapacaklar. Onun o yüzden de ayrıntıya girmeden söylüyorum. Şimdi efendim dokunulmazlık zırhı altına girmekten bahsedildi burada. Biz özellikle AK Parti kadroları halkın içerisinde hep olduk. Halkın bizatihi kendisiyiz zaten. Asla o dokunulmazlık zırhını üzerimize almadık, giymedik. Öyle olduğumuz içindir ki 20 yıldır halk kabullenmiş, Allah'ın izniyle daha ileriki yıllarda da AK Parti'nin iktidarlarını göreceğiz. Burada benim tenkidim muhalefete. Bakın arkadaşlar, bir milletvekili hukuken bir efendim soruşturmaya tabi oluyor, bir takip yiyor. Sonuçta da efendim bir oylama sonucunda yahut da mahkemenin vermiş olduğu kararın okunması sonucunda milletvekilliği düşüyor. Olması gereken nedir? Ona uymak, meclisi terk etmek değil mi? Öyle yapılmıyor. Öyle yapılmıyor. Tam tersi meclis zeminini terörize bir vasat haline getirme girişiminde bulunuyor. Şimdi benim milletvekillerinden beklentim şu olur. Arkadaşlar, bunu yaparken sen hata yaptın. Burası milleti ifade eden, millet iradesinin açığa çıktığı bir mahal. Sen böyle davranamazsın demek lazımdı. Kim diyecek en önce? Hukukçular diyecek. Biraz önce buradaki avukat olduğunu söyleyen arkadaşım, hiç işin bu tarafında değil. Niye? Haktan, adaletten uzak düştükleri için. Biraz önce Cevdet Başkanımın tarzı bize örnek olmalı. Varsa bir hak teslimi onu yapacağız. Meclis Başkanımızın tavrı tam da yapması gereken tavırdır. Olması gerekendi. Dolayısıyla haksız bir şekilde yönelmeyi biz asla kabul etmiyoruz. Onun tavrının arkasında çok net, çok yiğitçe bir duruş sergiliyoruz. Başkanımızın da o tavrını onayladığımızın altını çiziyoruz. Yapmamak lazım. Bir başkası arkadaşlar, ben böyle karışık gideceğim. Kamu Denetleme Kurumu. Bir sualim olsun Kamu Denetleme Kurumu'na. Efendim siz bu belediyelerin televizyonlara verdiği reklamları denetliyor musunuz? Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir. Hangi televizyonlara reklam veriyorlar bunlar? Denetliyor musunuz? Bunlar yandaşlarının dışında hiç kimseye, ama hiç kimseye bu anlamda hayat hakkı tanımıyorlar. Bunu denetlemeniz lazım. Burada böyle iri iri bize suçlama yönlendiriyorlar. Kendilerine fırsat geçse dediğim gibi samimi söylüyorum şuralarda konuşturmazlar. Ve kamu denetleme kuruluna bu sualleri bile yöneltemezler. İşte numuneleri orta yerde. Görüyoruz. Ben de bu kabilden bu soruyu size yöneltiyorum. Ve Sayıştay raporları. Ya yıllardır ben milletvekiliyim şurada. 6 dönemdir bütçe yapıyoruz burada. Her bütçede Sayıştay raporları üzerinden bize yöneliyor bunlar. Sayıştay'ın raporlarını tenkit edilecek birçok yeri var. Ben mesela bir şey söyleyeyim şimdi burada. Değerli başkanımız da yeni oldu başkan. Sayıştay bir noksan görüyor. Herhangi bir kurumu denetlerken noksanı görüyor, rapor ediyor. Eyvallah, yapacak, vazifesi bu. Ama o düzeltildikten sonra da raporlara, kayıtlara geçmiyor. Sanki düzeltilmemiş gibi burada efendim o kurum ilzam altında oluyor. Dolayısıyla bu bir büyük noksan değerli başkanım. Bunu özellikle sizden istirham ediyoruz, rica ediyoruz ki bu nevi'den raporlarda varsa düzeltme, kurum yapılan yanlışı ya da noksanı düzeltmişse bunları mutlaka kayda almak lazım ki bir haksızlık orta yere çıkmasın. Bunu da özellikle burada kayda geçiyorum ve meclis başkanımıza hususen yasa tekliflerinin efendim külliyede hazırlandığını, sarayda onların diliyle hazırlandığını, buraya dikte edildiğini söylüyorlar. Değerli başkanım, biz burada kanun görüşmelerinde bu mevzuyu onlarca defa konuştuk. Kendiler de biliyorlar, bizatihi şahitler ki şurada milletvekilleri gelip o kanunları yaparken çok ciddi emek veriyoruz. Yakın zamanda Uğur kardeşim, Uğur Aydemir kardeşim, vergi usul kanunu ile ilgili günlerce Erol hocam hep beraber takip etmedik mi, gördük.
Öyleyse yazık günah değil mi? Yani milletvekillerini bu neviden bir suçlamaya muhatap kılmak. Hele hele, efendim hemen bitiriyorum. Hele hele Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük suçlayıcı bir tavır ve ezberleri dillendirmek hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Biz de derler ki, değerli başkanım, ya günahını alma derler. Niye? Hak etmediği şekilde gıyabında konuşursanız günahını almış olursunuz. Ben de diyorum ki, vallahi Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir şey yapmasa şu alınan günahlardan dolayı cennetin tam göbeğinde oturur. Teşekkür ederim. Hepinize saygı sunuyorum. Allah'a emanet olun.